Karşımızda üç tane grafik var. Bunlardan birinin f fonksiyonu, birinin f üssü yani f'in birinci türevi ve diğerinin de f üssünün üssü yani f'in ikinci türevi olduğunu biliyoruz. Ama hangisinin hangisi olduğunu bilmediğimiz için bu videoda bunlardan hangisinin f, hangisinin birinci ve hangisinin ikinci türev olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki, hazır mısınız? Bu soruyu ekrandaki grafiklerin türevlerini çizerek çözmeye çalışacağım. Turuncuyla çizilmiş grafiğin bu kısmında eğimin son derece pozitif olduğunu görüyorsunuz. Sonra pozitifliği azalmaya başlıyor. Bu noktaya geldiğinde eğimin sıfır olduğunu ve daha sonra da negatifleşmeye başladığını görüyoruz. Buna dayanarak bu grafikteki fonksiyonun türevinin grafiği pozitif olarak başlayacak. E, bu noktada sıfır olacak. E, neden? Çünkü bu noktadaki teyitineyimi sıfır, öyle değil mi? Sonra da ekrandaki bu aralıkta giderek negatifleşmeye başlayacak. Evet, grafik buna benzeyen bir şey olabilir. Bunun bir doğru olup olmayacağını bilmiyorum. Yani bir eğri de olabilir ama şekli kesinlikle buna benzeyen bir doğru ya da eğri olacak. Evet, bunu söyleyebilirim. Ve buna dayanarak da mavi grafiğin, turuncu grafiğin türevi olmadığını söyleyebiliriz. Yani bunun izlediği yol bu aralıkta turuncunun tam tersi. Bunun aksine negatifken pozitifleşmeye başladığını siz de fark etmiş olmalısınız. O halde mavi grafiğin turuncu grafiğin türevi olamayacağını biliyoruz. Peki ya pembe olan, evet buna pembe diyeyim. Burada çizdiğimiz grafiğin davranışına benzer bir davranış sergiliyor. X eksenini tam bu noktada kesiyor ve bu aralıkta buradan buraya kadar pozitifken Evet, bu grafiğin teğetlerinin eğimi pozitifken buradaki eğri de pozitif. Teğetlerin eğimleri negatif olduğunda da grafiğin negatif olduğunu görüyoruz. Bu noktada pembe grafik turuncu grafiğin türevidir dememizi engelleyen bir durum var. E, türev grafiğinin orijinal grafikten daha fazla minimum ve maksimum noktasına sahip olmasına pek de alışık değiliz. Yalnız burada bize fonksiyonun tamamını vermedikleri de aklınızdan çıkarmayın. Demek istediğim pembe grafik gerçekten de turuncu grafiğin türevi ise türevin bu kısımda negatifleştiğini görüyoruz. Ama buraya geldiğimizde negatifliği azalmaya başlıyor. Yani eğer bu nokta yaklaşık olarak buraya bir yere denk geliyorsa orijinal fonksiyon belki de bu şekilde devam ediyordur. Evet eğim giderek daha az negatif hale geliyor. Bu nokta noktada sıfır oluyor ve bundan sonra da bu şekilde devam ediyor olabilir. Bize turuncu grafiğin bu kısmını vermedikleri için bunu tam olarak bilemiyoruz ama pembe grafiğin turuncu grafiğin türevi olabilmek için son derece iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. Kısacası bu f, evet bu da f üssü yani birinci türev olabilir ama isterseniz gelin bir de bunu inceleyelim. Bana bunun türevinin neye benzeyeceğini söyleyebilir misiniz? Eğim burada son derece negatifken negatifliği giderek azalmaya başlıyor. Bu noktaya geldiğimizde de sıfır oluyor. Buna dayanarak türevin grafiğini de negatif olarak başlayacak, negatiflik giderek azalacak, x eksenini bu noktada kesecek diye görebiliriz. Bundan sonra bir bakalım. Eğim giderek pozitifleşiyor. Buradaysa pozitifliği azalmaya başlıyor. O halde türev buna benzeyen bir şey olabilir. Buralarda bir yerlerde pozitifliği azalmaya başlayacak. Değil mi? Azalacak, azalacak, azalacak. Burada sıfır olacak yani x eksenini kesecek. Buradan sonra da eğim giderek negatifleşmeye başladığından türev de giderek negatif leşmeye başlayacak. Bu çizdiğimin turuncu grafiğe ne kadar çok benzediğini siz de gördünüz değil mi? Evet. O halde turuncu grafik mavi grafiğin türevidir diyebilirim. Bu durumda bu F, bu f üssü ve bu da f'in üssünün üssü olur. Harika. Bu cevabı beğendim. Ve eğer isterseniz bunun da türevinin grafiğini çizerek bu cevabın doğru olup olmadığını kontrolde edebilirsiniz. Hatta bir saniye gelin bunu da birlikte yapalım. Buradan başlıyoruz. Teğetin eğimi pozitif ama pozitifliği azalmaya başlıyor. Burada sıfır oluyor. Buna göre türevi e, bu şekilde çiziyorum. Daha sonra teğet giderek daha da negatif olmaya başlıyor. Bu noktaya kadar. Evet. Buraya kadar negatiflik artmaya devam edecek. Bundan sonra da azalmaya başlayacak. Bu noktaya geldiğimizde sıfır olacak ve sonra da pozitifleşmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi pembe grafiğin türevi kolları yukarı doğru olan bir eğri ve bize verilen grafiklerden hiçbirisinde bu yok. Bu yüzden de yani bunun türevi bize verilenler arasında olmadığından bunun f bunun f'in birinci türevi ve bunun da f'in ikinci türevinin grafiği olduğundan emin olabiliriz.